Ayasofya Camii, İstanbul ile özdeşleşen kadim bir yapı. Eski yerleşimcilerin pagan tapınağı, Doğu Romalılar için katedral ve Müslümanlar için kutlu bir fethin tartışılmaz sembolü. Fethin sahibi olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkı ve Müslümanların hizmetine adadığı vakfiyesi. Osmanlı tarihi boyunca özenle korunup ihya edilen Ayasofya Camii kebiri, 1934 yılında alınan bir karar ile ibadete kapatıldı. Geçirdiği restorasyonlar sonucu Hristiyanlık vurgusu ön plana çıkartılarak müze haline getirildi ve ziyaretçilere kapılarını açtı. Ancak alınan bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Millet nezdinde bu karar pek hoş karşılanmamış ve kabul görmemişti. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması için ciddi girişimler başladı. 1950 yılında Adnan Menderes'in iktidara gelmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması için yeni bir ümit ışığı doğmuştu. Said Nursi Hazretleri gibi birçok din adamı başta olmak üzere siyasiler, şairler, gazeteciler ve toplumun farklı kesimlerinden sivil toplum kuruluşları Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması için Adnan Menderes'e taleplerini ilettiler. Ancak bu talep o dönem bir karşılık bulamadı. Devam eden yıllarda Ayasofya Camii'nin etrafında sayısız gösteri ve miting düzenlendi. Birçok seminer ve konferans ile Ayasofya Camii'nin üzerine adeta kara bulut gibi çöken müze kararı ağır eleştirilere tabi tutuldu. Şair Necip Fazıl Kısakürek, Ayasofya mücadelesinde sembol isimlerden biri olmuştu. Gençler ile iyi anlaşan Necip Fazıl, bulduğu her fırsatta genç zihinlerde Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması meselesini sürekli canlı tutuyordu. Şairin tabiriyle bütün bir Notre Dame Ayasofya Camii'nin eşik taşı bile etmezdi. Çünkü Ayasofya Türk'ün ruhuydu. Ayasofya Camii ne zaman müzelikten kurtulursa Türk o zaman zincirlerini kıracak ve esir tutulan İslam ruhuna kavuşacaktı. İşte bu inanç ve mücadele ile yetişen üniversiteli gençler o günlerden bugünlere kadar uzanacak olan şu meşhur sloganı atmaya başladılar. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın. Bu slogan milletin dilinde öylesine yer etti ki zaman içerisinde birçok siyasi parti kongresinden Mescid-i Aksa buluşmalarına, Kudüs programlarından Bosna çalışmalarına kadar hemen her yerde hep bir ağızdan söylenir olmuştu. İslam dünyasının içinde bulunduğu nice sorunların çözümü için evvela kollara bağlanan zincirin çözülüp atılması gerekliydi. Bu inanç ile her mesele dönüp dolaşıp Ayasofya Camii'ne getiriliyordu. Türk milleti, bağımsızlığın sembolü ve kutlu fethin bir nişanı olarak gördüğü Ayasofya Camii'nin zincirlerinden kurtulması için çalıştıkça, başta Avrupalı devletler olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi tepki göstermeye başladı. Her ne kadar Osmanlı eserlerini tahrip edip camileri yıkmış ya da kiliseye çevirmiş olsalar da söz konusu Ayasofya Camii olunca bir anda dünya mirası bahanesini öne sürüyorlardı. İç politikada malzeme edilmek üzere laiklik gibi konuları da servis ediyorlardı. Ancak bu baskı ve oyalama taktikleri pek işe yaramayınca nihayet 1991 yılında surda bir gedik açıldı ve Ayasofya Camii'nin Hünkar Kasrı bölümünde öğle ve ikindi namazları kılınmaya başlandı. Bu adım her ne kadar milletin yoğun istek ve arzusuna yanıt vermekten fazlasıyla uzak olsa da en azından bir başlangıç ve bir adım olarak görüldü. Türk milleti açılan bu bölüme sahip çıktı. Açılan kısım çok defa yetersiz kaldı ve Müslümanlar namaz vakitlerinde dışarıda, kapıda namazlarını kılmak durumunda kaldı. Yine de Türk milleti Ayasofya Camii'ne gelmekten vazgeçmedi. 2010'lu yıllara gelindiğinde her ne kadar fiilen bir adım atılmamış olsa da Ayasofya Camii hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde tartışılıyordu. Öyle ki bir dönem Ayasofya Camii'nin müze olan kısmında insanların gizlice namaza durduğu haberleri artık alışılır hale gelmişti. Güvenlik görevlileri her ne kadar yasak olsa da namaza başlayan kişiye namaz boyunca müdahale edemiyor ve namazını tamamlamasını bekliyordu. Aynı dönemde televizyon ekranlarında yayınlanan Ramazan programları Ayasofya Camii'nin etrafında yayınlanmaya başlamıştı.
Ayasofya Camii içerisinde Hilye-i Şerif başta olmak üzere İslam adına önemli nice sergiler düzenlenmeye başlandı. Atılan her adım, öne çıkan her İslami öge, Yunanistan başta olmak üzere farklı Avrupa ülkelerini kızdırıyor ve tepkiler vermesine yol açıyordu. Kendi ülkelerinde harap ettikleri İslami eserleri görmezden gelen Batı dünyası, Türkiye'nin iç meselesi olan Ayasofya Camii'nin kullanım şekline burnunu sokmaktan hiç geri durmuyordu. Ancak Batı dünyasının bu tepkileri Türkiye için hiçbir anlam ifade etmiyordu. 15 Temmuz darbe girişimi yaşandıktan hemen sonra Ayasofya Camii'nin namaza açılan bölümünde bir isim değişikliğine gidildi. Ayasofya Camii olan ismi değiştirilerek Ayasofya Camii Kebiri yani Büyük Ayasofya Camii ismi verildi. Daha önce vekaleten görev yapan imam yerine derhal asaleten bir imam atanmış oldu. Böylece 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türkiye, Ayasofya Camii Kebiri'ne Cumhuriyet tarihinin ilk Ayasofya imamını atamış oldu. Bir sonraki sene, yani 2017 yılında TRT Diyanet kanalı Ayasofya Camii içerisinde Ramazan programı düzenledi ve her gün bir cüz okuyarak Ramazan sonunda Ayasofya Camii'nde bir Kur'an hasmini tamamlamış oldu. Cesurca atılan tüm bu adımlar, başta Türk milleti olmak üzere tüm İslam aleminde sevinçle karşılansa da Yunanistan ve diğer batılı ülkeleri fazlasıyla tedirgin etmişti. Türkiye aleyhinde yapılan açıklamaların haddi hesabı yoktu. Hatta bu dönemde Yunanistan konsolosu gece saat 3'te baskına gidermişçesine sabah namazına yakın bir saatte Ayasofya Camii'nin ibadete açılıp açılmadığını teftiş etme cüretini dahi göstermişti. Tüm bu olup bitenler Ayasofya Camii üzerinde Türk milletinin özlem ve hasretini daha da arttırdı. Artık birçok yerde gündem Ayasofya Camii olmuştu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfının tekrar asli haline döndürülmesi sadece bir arzu ya da talep değil, siyasi açıdan da bir zorunluluk haline gelmişti. 2019 yılının Ramazan ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Ayasofya Camii'ne ait bir resmi paylaşmış ve yakında hasretin son bulacağı notunu da düşmüştü. Devletin üst düzey bir yetkilisinden gelen bu paylaşım, bütün bir ülkede heyecan dalgası başlattı. Kızışan Ayasofya Camii hasreti artık kor aleve dönüşmüştü. Kısa süre sonra Ayasofya Camii'nin 1934 yılında müze haline getirilmesine sebep olan Bakanlar Kurulu kararının iptali için Danıştay'da açılan dava Türkiye'nin tek gündemi oldu. Herkes dava sonucunda çıkacak kararı merakla beklemeye başlamıştı. Danıştay Ayasofya Camii'ni görüşmek üzere 2 Temmuz günü toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Temmuz tarihine işaret ederek bir adım atmadan önce Danıştay'ın vereceği kararın bekleneceği imasında bulunmuştu. Tarihler 2 Temmuz'u gösterdiğinde Danıştay davayı görüşmek üzere toplandı. Müze kararının bürokratik eksiklikler nedeniyle geçersiz olduğu iddia edilmiş ve üstelik vakıf olarak tescil edilmiş tapulu bir caminin müzeye çevrilmesinin de kanunen mümkün olmadığı vurgulanmıştı. Cumhurbaşkanlığını temsilen bulunan yetkililer de Danıştay'dan çıkacak karara saygı duyacaklarını ifade ettiler. 2 Temmuz günü Danıştay'da görüşmeler bu minval üzerinde yürütüldükten sonra hiçbir açıklama yapılmadan dava sonlandırıldı. Kısa bir süre sonra kararın 15 gün içerisinde ilgili taraflara iletileceği bilgisi son dakika haberi olarak ekranlara yansıdı. 7-8 Temmuz tarihlerinde paylaşılan kulis bilgilerine göre Danıştay aldığı kararını oy birliğiyle almıştı. Ancak hangi yönde karar aldığı ise hala tartışmalıydı. Büyük beklenti müze kararının iptal edileceği yönündeydi. 9 Temmuz akşamı haber ajansları sosyal medya hesaplarından bir son dakika bilgisi paylaştılar. Yine kulislere dayandırdıkları bu bilgiye göre 10 Temmuz günü Danıştay kararını açıklayacaktı. Bu haber bomba etkisi yapmıştı. 10 Temmuz Cuma sabahından itibaren sayısız medya kuruluşu Ayasofya Camii önünde haber nöbetine başladı. Gazeteciler, yazarlar, tarihçiler, akademisyenler sırayla habercilerin konuğu oluyor ve beklenen büyük açıklama öncesi konuşmalar gerçekleştiriyordu. Öğle namazı için ezan okunup Müslümanlar Cuma namazına doğru camilere yöneldiğinde heyecan had safhaya çıkmıştı. Konuşulan tek şey öğleden hemen sonra Danıştay'ın kararı açıklayacağı şeklindeydi. Fatih'in İstanbul'u fethettiği
1453 yılına nispetle saatler 14.53'ü gösterdiğinde beklenen karar açıklandı. Danıştay, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan Ayasofya Camii kibirinin müze olmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Artık Ayasofya Camii'nin üzerine düşen müze gölgesi kalkmış, Ayasofya Camii kibiri asli hüviyetine kavuşmuştu. Danıştay'ın bu kararı kısa bir süre sonra medya kuruluşlarıyla paylaşıldı. Ayasofya Camii'nin önünde her geçen dakika kalabalık artıyor ve tekbir sesleriyle sevinç gösterileri birbirine karışıyordu. Bu haber öylesine büyük ve sevindirici bir haber oldu ki o gün neredeyse ağlamayan hiçbir kimse kalmadı. Sevinç gösterilerine katılan Doğu Türkistanlı bir genç haberi duyar duymaz sevinçle Ayasofya Camii'ne geldiğini ifade ederek Türkiye'nin tüm İslam alemine nasıl bir ümit olduğunu ve dik duruşunun kendilerine nasıl örnek olduğunu anlatıyordu. Ayasofya Camii'nin hemen önünde yapılan bir başka yayında ise Mısırlı bir gazeteci bugünü Ayasofya Bayramı ilan etmişti. Bu coşkulu anlarda saatler 17.01'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir karar yayınladı. Yayınladığı karar ile Ayasofya Camii Kebiri Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti. Mükerrer basılan resmi gazetede bu karar derhal yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve resmiyet kazanmıştı. Peş peşe gelen müjdeli haberler sadece 9 dakika sonra taçlanacaktı. Ayasofya Camii Kebiri'nde müze kararının iptal edilmesi sonrası saat 17.12'de cami sıfatı ile ilk ezan okundu. Okunan ikindi ezanı esnasında sevinç gösterileri yerini huzurun derin sessizliğine bırakmıştı. Ezan bittiğinde toplanan kalabalık Ayasofya Camii önünde namaza durdu. Türkiye Devleti, İstanbul'un 600. fetih yıldönümü olan 2053 yılına uzanan derin ve güçlü bir plan çizmişti. İşte bu plana atfen saat 20.53'te Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslendi. Konuşmasına İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet Han ve Ayasofya Camii'nden bahsederek başlayan Erdoğan, Ayasofya Camii meselesinin bir bağımsızlık meselesi olduğunu ve hiç kimsenin Türkiye'nin iç meselesine dahil olamayacağını ifade etti. Erdoğan, Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi, Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesleridir sözleriyle yeni bir ufuk çizmiş ve yol haritası belirlemişti. Yine Erdoğan'ın bu konuşmasında merakla beklenen ilk namaz ne zaman sorusu da cevabını buldu. 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazı ile Ayasofya Camii cemaatine kavuşacaktı. Böylece 86 yıllık hasret ve hüzün son bulmuş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya Camii kibiri bir daha asla değişmemek üzere cami hüviyetine tekrar kavuşmuştu.